Hayırlı uğurlu olsun. Tahya'daki mahalle fırınları doğalgaza dönüşmeye devam ediyor. Son olarak meydan ve Maltepe mahallelerindeki fırınlar doğalgaza dönüştürülerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Çevreci olma özelliğiyle öne çıkan doğalgazlı mahalle fırınlarının açılış programında konuşan Meydan Mahallesi Muhtarı Tevfik Karaca, doğalgaza dönüştürülen fırının hayırlı olması temennisinde bulundu. Belediyemize yapmış olduğumuz isteklerde bizlere her konuda yardımcı olan Meydan Mahallesi'ne yapılan hizmetlerde emeği geçen bütün belediye personeline şahsım ve Meydan Mahallesi sakinleri adına teşekkür ediyorum. Bundan sonra çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu Meydan Mahallesi fırınımızın Meydan Mahallesi'ne hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinize saygılarımla selamlıyorum. 2021 yılından itibaren fırın talepleri geldiğini aktaran Belediye Başkanı Alim Işık, 3 mahallede yeni fırınların imalatının tamamlandığını söyledi. 2020 yılında ilk kez Kütahya'da 3 mahallemizde doğalgazlı fırın uygulamamızı başlattık. Arkasından birçok muhtarımızın talebi bize ulaştı. Makul olanları yer sorunu, mülkiyet sorunu ve imarda herhangi bir sorun olmayan diğer mahallelerimize de bu hizmetleri kazandırmaya başladık. Bu seneki 4. fırınımız. 3'ünü geçen hafta açılışını yaptık. Bugün de Meydan Mahallemizde ve Maltepe Mahallemizde eski fırınların doğal gazlıya dönüşümü ile ilgili yeni fırın uygulamamızın açılış merasimindeyiz. Bir kez daha hayırlı olsun diyorum. Göreve geldiğimizde Kütahya'da kişi başı hizmet bedelimiz 1100 lira, borç bedeli ise 2700 liraydı diyen Başkan Işık, pandemiye rağmen bu rakam 4200 liraya yükseldi dedi. Ben göreve geldiğimde bu şehirde yaşayan her hemşerim başına Kütahya Belediye'mizin geliri 1100 liraydı yıllık. Yani 1100 lira gelirimiz vardı. Ama bu şehirde yaşayan her hemşerim başına da 2700 lira borcu vardı belediyenin. Yani eksi 1600 lira karşılığı olmayan ödenmesi gereken borç yükü vardı. Allah'a binlerce şükürler olsun ki arada geçen 2 yıllık pandemi dönemine ekonomideki sıkıntılı sürece rağmen bugün Kütahya Belediyesi'nin kasasında her hemşerim başına borç 1100 lira, gelir 3700 lira oldu. Yani artı pozitif 2600 lira geliri arttı belediyenin. Eksi 1600'den aldık, artı 2600. Topladığınız zaman her hemşerim başına 4200 lira net yatırım ve tasarruf sağlayan bir belediyeye dönüştü Kütahya Belediyesi. Konuşmaların ardından Feridun Ertuğrul tarafından açılış duası yapıldı. Daha sonra kurdele kesimiyle fırın vatandaşların hizmetine açıldı. Evet.